Bir de pandemi koşullarından en çok çocuklar etkilendi değerli izleyiciler. Birçok alışkanlıkları değişti. Özellikle uyku düzenleri bozuldu. Ama uzmanlar çocukların uyku düzeni konusunda bakın nasıl uyarılarda bulundu. Koronavirüs hepimizin yaşamını etkiledi. Herkesin hayatında bir şeyler değiştirdi ama en çok etkilenen çocuklar oldu. Özellikle uyku düzenleri bozuldu. Bu da ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminden en çok etkilenenler çocuklar oldu. Çünkü çocuklarımız sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve de mental olarak maalesef çok etkilendiler. Bunlar başta beslenme ve uyku bozukluklarına yol açtı. Özellikle uyku her ne kadar göz ardı edilse de aslında beslenme kadar önemlidir. Yani bir çocuğu uykusuz bırakmak, besinden mahrum bırakmakla yani aç bırakmakla eşdeğer diyebiliriz. Virüsten korunmak için dışarı çıkamama, uzaktan bağlantı dersler, arkadaşlarla dijital ortamda görüşmeler ve hareketsizlik. Hepsi çocuklarda uyku düzeni bozukluğuna neden oluyor. Uykusunu iyi alamayan, rahat hareket edemeyen ve kaygılı bir ortamda olan çocukların göstereceği çok tipik psikolojik bir takım sıkıntılar var. Bunların başında kaygı geliyor, depresif duygu durumu geliyor, aynı zamanda öfke. Bu süreçte ailelere çok iş düşüyor. Hareket edecek etkinlikler onlara ayarlamaya çalışmak lazım. Hatta onlara eşlik etmek lazım. Özellikle 12 yaş altı çocukların gün içerisinde terleyecek kadar hareket etmeye ihtiyaçları vardır. Anne babaların bunu mutlaka dikkate almaları lazım. Uzman klinik psikolog Yasemin Meriç Kazdal yapılması gerekenleri tek tek belirtti. Mecburi olan yani eğitim gibi mecburi olan koşulların dışında dijital kullanımını azaltmak gerekiyor. Uyku saatinden 1-2 saat önce mümkün olduğunca ortamı loş hale getirmek gerekiyor. Bitkilerin de bu anlamda çok faydalı olduğunu biliyoruz. Özellikle uykuya geçişi kolaylaştıran bitkilerin sinerjik bir etkisi var. Bu bitkilerin de başında mayıs papatyası, melisa ve ıhlamur geliyor. (Gülüyor)